Uzun yıllar önce Ehlibeyt'ten bir Allah dostunun Anadolu'muzun zümrüt yeşili bir köşesine hicret etmesiyle tohumları atıldı bu kutlu hareketin. Büyük mutasavvıf, evladı Resul, Şeyh Hamidi Veli Hazretlerine vakti zamanında nasıl somuncu baba mahlası verildiyse bu munis mekana da 30 yapraklı gül şehri Darende denildi. Gül ve somun kokularının yükseldiği bu cennet bahçesinde 1914 yılında yeni bir tomurcuk açtı. Gönül dostu, alim zat, nesli peygamber Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri. 36. kuşaktan Hazreti Peygamber Efendimizin, 12. batından Somuncu Baba Hazretlerinin soyundan gelen Osman Hulusi Efendi, 1400 yıllık bir hasenatın sorumluluğunu mübarek omuzlarına yüklenir. Ecdadından aldığı bu kutsal görevi bitmez bir azimle, çalışkanlıkla, en önemlisi de örnek bir tevazuyla gerçekleştirir Hulusi Efendi. Allah'ın inayetiyle vücut bulan birçok ölümsüz eser önce onun fikriyatında şekillenir. Bu eserlerden yayılan ilim ve irfan, şehadet aşkıyla dolu yüz binlerce gönlü ihya eder, Hulusi Efendi ismi Darende'den taşar, tüm dünyaya ferahlık verir. Tıpkı Tohma Nehri gibi. Kutlu Nebi'nin gösterdiği yolda her canlıya hizmet düsturuyla binlerce kalbe nakşeder yardımlaşmayı ve sevgiyi. 1986 yılında hüzünlü kalplere derman, muhtaçlara çare olmayı gaye edinmiş, hizmet erbabı evlatları ve gönül dostlarıyla birlikte Osmanlı geleneğinin devamı bir vakıf kurar. Vakfa da büyük zatın ismi verilir. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı. Bu en büyük eserinden 4 yıl sonra hizmetini tamamlamış bir edayla 1990 yılında sonsuzluk yurduna intikal eyler. Fani insan hayatına sığdırdığı zamanın ve imkanların çok ötesindeki hizmetleri miras bırakarak Somuncu Baba'nın dizlerinin dibine çekilir Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri. Hakk'a karşı sorumluluğunun bilincinde bir evlat, öncü olur bu hizmet kervanına. İnsanlığa hizmet, Allah'a hizmettir şiarıyla köklü bir maziden uzanır bugünlere. Hamid Hamidettin Ateş Efendi. Babası Osman Hulusi Efendi tarafından zamanın ötesinde bir fikriyatla yetiştirilen Hamid Hamidettin Efendi, aklın ilimle, irfanın tevazuyla birleştiği bu vakfın çalışmalarına başkanlık eder. Ecdat kanıdır, toprağı vatan yapan. Alın teriyle sanata dönüşür kuru toprak. Vakfımız, ceddin alın terini gelecek kuşaklara taşımak için inşa ve imar faaliyetleri gerçekleştirir, restorasyon projeleri yürütür. 14. yüzyılın mirası, Somuncu Baba Külliyesi'ne yapılan imar ve ihya faaliyetleri bu projelerin en müstesna örneğidir. Yurt içi ve yurt dışında bir taraftan yeni mekanlar imar edilirken, diğer taraftan tarihimizin tanığı onlarca mekanda ihya faaliyetleriyle geliştirilip ümmetin hizmetine sunulur.
yeşil renktir. Kuru toprakla yaşam dostu ormanlar arasındaki fark. Mümin ellerin diktiği fidanlarla yeşile boyarız kuru toprağı. Fidanlar ağaç olur, atıl araziler huzur bulur. Tohma Nehri'nin ferahlığı, kudret havuzunda insanlarımızla buluşur. Hulusi Efendi Vakfı her canlıya hizmet eder. Tıpkı ormanlar gibi. Geleceği aydınlatan bir nurdur eğitim. Yatırımların en karlısıdır insana yapılan. Bu düsturla yüzümüzü ilmin güneşine, irfanın hikmetine döndük. Yüreklere ilim ve irfanı yerleştirmek için okullar inşa ettik, ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar verdik, giyecek yardımları yaptık. Kurduğumuz yurtlarla memleketin her köşesinden öğrenciye kucak açtık. Öğrencilerin yüksek imkanlarla Kur'an öğrenebilmesi, hafız olabilmesi için tüm ihtiyaçlarını karşıladığımız kurslar açtık. Sosyal yapıların kalitesini, fertlerin kalitesi belirler. Hulusi Efendi Vakfı'nda bireylerin kalitesini daha üst basamaklara taşımak, ilmi ve fikri bağlamda derinlik kazandırmak, meselelere uluslararası perspektiften bakabilmek amacıyla kültürel etkinlikler organize edilir. Temel hedef, Hazreti Peygamber'in hadisini Şeyh Hamidi Veli ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin tasavvufi düşüncelerini, çağın imkanlarını kullanarak hayatlarımıza taşımaktır. Sempozyumlar, geziler, sergiler organize edilir. Nasihat yayınlarıyla kitaplar, dergiler basılır, elektronik ortamda yayınlar yapılır. Vakfımızın ismi Daren Deden tüm dünyaya yayılır. Hulusi Efendi Hazretlerinin ilim ve irfan ışığını yaydığı üç şaheserini koruyup paylaşmak vakfımızın öncelikli gayesidir. 1. Hulusi Efendi Hazretlerinin çocukluğundan itibaren yazmış olduğu şiirlerini barındıran ve divan şiiri geleneğinin son temsilcisi konumundaki eseri Divan-ı Hulusi-i Darendevi. 2. Aile fertlerinden başlamak üzere yakınlarına göndermiş olduğu ve nasihat yüklü mektuplarından oluşan eseri Mektubat-ı Hulusi-i Darendevi. 3. Somuncu Baba Camii'nde imamlık yaptığı döneme ait hutbelerini barındıran Şeyh Hamidi Veli Minberi'nden hutbeler. Her yıl ağırladığı binlerce misafiriyle Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi, gelenek ve göreneklerimizi gelecek kuşaklara taşıyan mağrur bir rahle gibidir. Modern ama acımasız, ilim dolu ama irfansız bu çağda, Hulusi Efendi'nin kalbi iyilik dolu evlatları, Somuncu Baba geleneğini sürdürmenin saadetiyle çalışır.
ihtiyaçlı ailelere sıcak yemek, yakacak ve giyecek yardımları yapılır. Gönül insanları, savaşların çizdiği zorlu sınırları aşar, ülke, dil, renk ayrımı yapmaksızın kalplere derman, yüzlere tebessüm olur. Hayır dolu bu hareket, inşa edilmiş sosyal tesisler ve temsilciliklerle Darende'den tüm Anadolu'ya ulaşır. Günümüz teknolojisinin kolay ve güvenli bağış yöntemleri, kalbi şefkat dolu hayırseverlerin hizmetine sunulur. Vakfımız, Osmanlı vakıf kültürünü sosyal, manevi ve irfani çalışmalarla devam ettirir. Somuncu Baba'nın yüzyıllar önce mukaddes elleriyle dağıttığı somun ekmeklerinin sıcaklığı günümüzü ısıtır. Bin yıllık gelenekler çeşmelerden akar, sebil olur, aşureler pişer, lezzeti ikram olur. İftar sofralarında yan yana oruç açanlar, birlikte düşerler hac yoluna. Kurban organizasyonları, kermesler düzenlenir ümmetin yararına. Hizmette ve sadakatte örnek insan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin en büyük arzularından biri de insanlığa sıhhat dağıtacak bir şifa merkeziydi. Öyle bir arzuydu ki bu, tüm gelirinin bu uğurda kullanılması şartıyla Divan-ı Hulusi Darendevi adlı eserinin telifle yayınlanmasına müsaade etti Hulusi Efendi Hazretleri. Arsasının yerini dahi belirlediği, hayalini kurduğu şifahaneyi görmek kendisine kısmet olmasa da evlatlarına 2006 yılında nasip oldu. Bu modern kuruluş, sağlık alanındaki diğer mesailere de öncü oldu. Sağlık taramaları yapıldı, ihtiyaç sahiplerine engelli araçları temin edildi, sağlık kuruluşları açıldı. Zaman ve mekan ne kadar değişse de sünnetin değeri değişir mi? Somuncu Baba'nın mirasıyla, Hulusi Efendi'nin maharetiyle, ihlasla, aşkla, muhabbetle, omuz omuza, yürek yüreğe kurulan bu vakıf, istikbalde de her canlıya hizmet için var olacaktır. Çünkü Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, gün be gün çoğalan heyecan ve şevkle bu dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik için saf iman, tertemiz bir itikat ve hizmet aşkıyla çalışanların ruh birlikteliğidir. Birliğimiz daim olsun.